telsizden gelişen anonsları zaten duydunuz. Ben arkadaşım telsizden anons yaparken ben de etrafındaki pürmür ne varsa onları tırmıkla çektim. Ellerimizle çektik. Yani sürekli bir mücadele verdik. Sürekli koşuşturmaca. Yani hem kendi canımızı ilk önce, sonra arabayı kurtarmaya çalıştık. Yani o şekilde sağ olsun müdürlerimiz de yardım etti. Helikopter su attı. O şekilde kendimizi ve arabayı kurtardık. Bırakmama şeyi zaten 80 milyon hakkı var. Artı yani bir ekip çalışmamız var. Birbirimize bağlılığımız var. Yani o en son çare araba tutuştuktan sonra artık zaten o anda bir şey yapamazsınız. Ondan sonra yani kendi canımızı kurtarmak için. Yangın ilk çıktığı günden beri sahada çalışıyorduk. Yine her zamanki gibi yanan, tüten her yere gidip müdahale ediyorduk. İşimizin başındaydık. Yine yeni bir başlangıç vardı, oraya müdahale etmeye gittik. Gittiğimizde olumsuz olaylarla karşılaştık. O sahayı söndürüp geçtikten sonra arkamdan bir yukarı yanan bir sahadan bir kütük yuvarlandı. Komple sahayı arkamı yaktı. Bende de su bitmişti orada tabii sönüme çalışması yaparak geçtiğim için. Yolun açık olduğunu düşünerekten gittiğimizden dolayı biz yolda kapalı olunca ateşin içinde kaldık. Sonra hava gücünden destek istedim. Bırakamadım. Ben 14 yıldır bu işi severek yapıyorum. Bu benim çocuğum gibi, benim arkadaşım gibi, dostum gibi. Bunu benim bütün çevremdeki çalışan arkadaşlarım hepsi bilirler. S-30 ile Özgür Şimşek bir bütündür. Bunu Türkiye bilir. Onlar benim iş arkadaşlarım. Onlar benim yani başıma bir şey geldiğinde benim onları götüreceğim. Onların beni götüreceği. Biz hepimiz omuz omuza mücadele veriyoruz bu işte. Bu iş yani omuz omuza yapılan bir iş. Ateş bize sirayet etmeye başladı. Biz arabanın etrafındaki işte yanıcı maddeleri çekmeye başladık. Tırmıkla, el yordamıyla, onunla bununla arabayı kurtarmak için hava gücü gelene kadar en azından arabaya sirayet etmesin, arabayı yakmayalım diye. Dedik sonra kendimiz bir şekilde bir şekilde kaçarız dedik yani. Bir şekilde yanmayan yere kaçarız, yanan yere kaçarız. Çok olsa dedik, çok elimiz ayağımız yanar. Ama şimdi bu araba 80 milyon, şu anda hatta 85 milyon olduk. 85 milyon kişinin vergisiyle, yetim hakkıyla alınan bir araç. Yani bunda herkesin hakkı var. Aynı şeyi yaparım. Yine aynı şey. Son dakikaya kadar mücadelemi veririm. Baktım olmuyor. Zaten biz Türk insan olarak bizde bir söz vardır. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Ama işte mücadelemizi veririz. Sonunda baktık olmuyor. Savaşta her şey mübahtır deriz. Ölüm de var, zulüm de var. Savaş mı? Sonuçta bu da savaş. İlla ki savaşın karşıdan karşıya, cepheden cepheye mermi atmakla değil. Bu da bizim savaşımız. Bu da bizim kalemiz, bizim cephemiz. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Orman yangın ekibi olarak, tim olarak, orman genel müdürlüğü olarak. Bizim yaz mevsimi geldiğinde bizim yegane işimiz tamamen bu. Ormanları, ormanlarımızı korumak, ormanın içinde yaşayan köylülerimizin ehemmiyetini sağlamak, evleri yanmasın, ağır yanmasın, onların hayatını kurtarmak yani. İlginç bir olay oldu. Şimdi ben şey yapmasın yani gündüz yaşandı olay. İşte akşam üzerine kadar biz birazcık arabayla uğraştık, şey yaptık. Akşamdan dönüşümde gündüz aradım, konuştuk. 2-3 defa konuştuk. Ama ben olaydan hiç ona bahsetmedim. Hani morali bozmasın, canı sıkılmasın, akşam rahatça uyusun diye. Sosyal medyaya düşüp bu kadar çok şey olacağını ben hiç düşünmedim yani, aklıma bile gelmedi. Ama bizim iş sosyal medyada öyle bir patlama yapmış ki yani ben kendim bile inanamadım. Sonra tabii ben o kaç günün yorgunluğuyla geldim, istirahate çekildiğimde sabah telefonla uyandım, bir hışkırık sesiyle eşim telefonda ağlıyor ve resmen benim içimden geçti. Televizyondan görmüş sabah kalktığını. Televizyonda haberler açmış. Tabii o evde ben iş yerinde olunca bizi bir güzel yedi yüdü yani. Evde herkes ağlıyor. Ben de dedim ağlamayın, dik durun yani, bu bugün olmasa yarın olabilir. Olmayacak diye bir kayda yok. Gurur duyuyorlar tabii ki yani. Herkes gurur duyar.